Sen burada bekle. Ben de bekleyeceğim ya. Sen gitme bir yere. Bekle. Bu kutu daha önce burada mıydı? Yok. Benim evimde hiç böyle bir şey yoktu ki. Tamam. Sen bana hemen bir bıçakla peçete getirsene. Sen mutfağa iyice baktın değil mi? Bak kimse yok. Baktım, sen bana getir hadi. Sen kimseye anahtar falan vermedin değil mi? Harcam ne münasebet. Zaten ben bu eve taşındığım zaman kilitlerin hepsini de değiştirmiştim. Ay dur, çok yaklaşma. Ya böyle patlayıcı matlayıcı bir şeyse, bomba falansa ha? Al. Ne? Peçete istedim. Peçete? Ne yani? Peçetelik getirmişsin. Pizza mı yiyeceğiz? Kesici bir şey vermem elden ele. Kavga olurmuş. O ne? Gel bak. Aklımdan çıkmıyorsun. Tanıdığın biri mi? Sen çok güzel bir kadınsın. Benimle ilgilenmen, ne bileyim, bu bana karşı ilgi dolu olman, takdir etmen benim aklımı başımdan aldı. Mahmuş. Aklıma hiç kimse gelmedi. Bana yalvardı. Bilal. Melek yüzü şeytan. Hatlar karıştırdığını biliyorum. Yasak aşkınızdan haberim var. Ne olur kimseye bir şey söyleme, sana yalvarıyorum, tut. Bu bizim sırrımız olsun, kimseye söyleme dedi. Ben de dedim ki hem babamın sevgilisi hem de bu bizim sırrımız olsun diyor. Ahlaksız, utanmaz. Kan beynime sıçradı. Gözüm döndü. Nankör! Verdiğime teşekkür ediyorsun sen benim anneme. Böyle tuttum saçından, vurdum duvara. Meğer senden bahsediyormuş. İstersen vur kafamı duvara. Sonra Cemre. Düştü. Yere düştü. Kafasını bir daha vurdu. Sonra ben çok korktum. Babamı çağırdım ama. Cemre? Ölmüştü. Yapacak bir şey yok. Düş.
Gülsüm teyze. Gülsüm teyze, bak ne buldum. İnci'nin... Bir bakayım. Ali'nin ya bu küpe. Biliyordum. Babam parka geldi. İnci ile sevgili olduğunu saklaman lazım dedi. Başından beri biliyordum. Ne? Sonra. Senin bir hayranın olabilir mi? Vallahi hiç bilmiyorum. Hayır, böyle manyaklar var kanala mesaj çiçek böcek gönderen de... ...hiçbir fikrim yok. İyi o zaman. Ben bir arkadaşlara söyleyeyim. Gelip parmak izi alsınlar. Sakın! Sakın sizin ekibi olaya dahil etme. Çünkü onlar olaya dahil olurlarsa bütün medyanın magazin haberi olacak demektir. Şimdi magazinlere mi çıkayım ya, rezil mi olayım? Ayrıca benim evime bu kadar kolay girip çıkan bir insanın da arkasına iz bırakacağını zannetmiyorum. Kamera var mı burada? Kamera yok. Ama alarm var. Bak şimdi ben buna da sinirlendim. Buna da sinirlendim. Hayır, adam bahçe kapısından geliyor, babasının evi gibi elini kolunu sallaya sallaya içeri giriyor, çıkıyor, kapıyı da bir güzel açık bırakıyor. Hiç kimse de beni aramıyor. Ben, hiç kimse beni aramayacaksa ben niye alarm taktırdım ki? Niye benim alarmım var yani? Alarma bir bakmam lazım. Nerede? Kapının oralarda bir yerlerde. Ben de geleyim. Sen bunu kurdun mu? Adamlar geldi, kurdu. Hiç provasını falan yapmadın mı? Yani canım, şimdi adamlar geldi, kurdu öyle. Ben de neye, yayına yetişiyordum, nereden bileyim. Geldi, bıdır bıdır konuştular. Böyle çok fazla dinlemedim. Çalışmıyor ki bu. Artık yarın kurdurursun o zaman. Tabii. Vay vay vay, inanamıyorum ya. Demek bu kadar zamandır ben huzurla, rahat rahat evimin içinde alarm var diye takılırken... Yokmuş. Harika. Belki de daha önceden evine girdi. Sonra da sen fark etmeyince daha da cesaretlenip sana mesaj vermek istedi. Ay. Ay. Ya bu beni öyle uyurken gelip izlediyse? Belki de. Ay. Bir şey diyeyim mi? Ben öldürsen bugün bu evde tek başıma kalamam. Ne olur bu akşam sen de benimle kalsana. Tamam, kalırım. Teşekkür ederim.
O zaman bu jestine karşılık ben de sana bir kahve yapayım ha. Alırım vallahi. Harika. Ben de geleyim mi seninle? Olur. Hatta önden sen git, ben senin arkandayım. Sakın korkma, tamam mı? Gideyim, kahveyi de ben yaparım istersen. Elindeymişken.